Hazır gaza geldim. Yani gaza gelmedim esasında da. Yani yoksa yemek yok yani evde. Kinoa koydum buraya. Ne kadar olduğu yine bilmiyorum. İşte öyle göz kararı. Bunu makarna gibi haşlıyoruz. Şimdi bunu acılı gitsin sabah sabah da yaptım mevzuya bakın ama şu an yapmasaydım daha yapamazdım. Şöyle şey, hava da yağmuru soğuk ya. Yine hava durumu raporu. Bunu iyice de suda iyice de yıkamak gerekiyor acılığı gitsin diye yoksa acı oluyor kinoa. Ya bu böyle bol 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 yıkayacağız. Ondan sonra makarna usulü pişiriyorum ben. Üzerine bayağı bir bol su ekliyorum. Ondan sonra şey 15 dakikada falan pişiyor zaten. Anlaşılıyor böyle açılıyor kendi cazı. Kendi cazı. Öyle şimdi bunu böyle dümdüz haşlayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. İşte yanına işte yemek yerken bir şeyler koyup bol tarzı güzel oluyor. Çok faydalı falan filan. Sonra ben şimdi bir tane kahve yapayım. Ondan sonra görüşürüz. Bir yağmur. Pazar günü yağmayacaktı. Benim zaten tek şeyim, tesellim. Çocuğumu götürürüm parka. Oyun oynarız, o yorulur. Ama uyumaz. En azından vakit geçer. Evde gerçekten vakit geçmiyor. Yani ne kadar şey de olsa ne denir doğa hani bir şekilde ilgilenecek bir şey bulsa da yok ben çok bunalıyorum. Umuyorum biter yağmur ama bitse ne olacak parka götürsem park sırılsıklam çamur içindedir. Bugün yalanın yan oldu galiba. Neyse yapacak bir şey yok. Ben de acıktım. Bol hazırlayacağım kendime. Şu kinoandan koyacağım. Şöyle avokado ezdim. Bir de yanına dünkü o nohut şeyine şey yapacağım şeyini şey yapacağım. Neyse onu da getireyim ben niye böyle yine hazırlıksız. Şöyle küçük bir tabak ama doyurucu oluyor. Yani bana çok iyi oluyor. Şöyle bayağı bir beş yemek geldim doğ. Beş yemek kaşık yapıp başa kadar kinoa koydum. Dümdüz. Hiçbir şey yok içinde. Ne tuz var ne yağ var. Bunu şimdi kalanını kavanoza koyacağım. Dolaba kaldıracağım. Hiçbir şey olmuyor. Ondan sonra avokado var. O da dümdüz. İçinde bir şey yok. Çünkü bu soslu. Dünkü o nohut bol vardı ya göstereyim tatın. Onu da koydum yanına. Bu arada kaparilerin yani tadı değişmiş mi anlamadım. Bana hiç böyle kötü gelmedi ki ben kaparı çok fazla sevmem. Alışkın değilim ona. Kendisine. Neyse. Böyle bunu yiyeceğim üzerine pul biber koyarım ben bunun. Mis gibi. Bunu böyle lökleteyim. İnşallah güneş açar böyle 50 derecelik de park mark ısınır kurur. Ne olacaksa olsun biz dışarı çıkalım ya. Selamlar. Ya sen var ya gittikçe kötüleşiyor. Bir yağmur, bir soğuk. Ben üşürüm ama niye üstüme bir şey yok onu da bilmiyorum. Üşengeçlikler günü bugün benim için. Yine şarjım bitiyor. Yani ev içinde de insanın şarjı biter mi? Benim genelde bitiyor. Ki fazla da kullanmıyorum yani ama. İşte neyse. Ne yapacağım ya? Canım aşure istedim. Çünkü renkli olacağım. Feci şekilde tatlı tatlı tatlı. Bu şeker ilavesiz. Buna ne şeker ilave edeceğim bilmiyorum ama içine ben normal o şekerlisi de yapmıştım. Aşırı güzel oluyor. Ne koysam bilmiyorum. Agave, bitmeyen agavem var. Hurma suyu olabilir. Düşüneceğim. Ne koyacağımı. Gerçi Splenda da var. O da çok güzel oluyor tatlılara. Hiç öyle tatlandırıcı tadı gelmiyor. Öyle bir şey koyabilirim. Hiçbir şey koymasam. Yani böyle bir yemek kaşığı falan bir şey ilave edeceğim yani ekstradan. Bilmiyorum şu anda. Kaldım böyle. Buna ne yapacakmışız? Bunu tencereye boşaltıp tamam o şekeri öbür kısımları sonradan kaynadıktan sonra ilave edin diyor sıvı kolunu kullanacaksanız. 3,5 su bardağı su. Yani devamlı karıştıracağız. 20 dakika. Sonra soğut. O kadar. Ama ben buna ilaveten bunun içine muhtemelen pek bir şey çıkmayacak. Dur bakalım neler çıkacak içinden. Şimdi ne var bunun içinde? Şurada nohut var. Bayağı bir şey varmış esasında. Fasulye var. Gördüğüm kadarıyla üzüm var herhalde. Hiç de arkasında ne yazıyor ne bitiyor okumadım ki. İçindekiler. Kuru incir, kuyu kayışı, kuş üzümü. Tamam. Ne güzel şeyler var. Üstüne koyarım ya. Ben bunu böyle şey yapayım. Üstüne meyvesini, sebzesini, fındığını, fıstığını koyarım. Aynen.
ekmeğimi koydum böyle şimdi orta ateşte bunu pişireceğim. Ben hiçbir şey koymayacağım, vazgeçtim. Üzerine dökerim ya tatlısına bilmem nesine. Bu böyle şekersiz olsun. Zaten içinde kayısı var bilmem ne var. Üzerine de koyacağım bir daha, değil mi? Bakalım pişsin. Açıyorum altını şimdi, hayırlı olsun. Evet benim maalesef ki hiç böyle şeyim olmadığı için doğru düzgün kasem. Çünkü evde gerçekten ne kadar az şey o kadar iyi benim için böyle kahve fincanlarına koydum. Yani misafir gelse ne kadar ayıp değil mi? Neyse. Oldu. Çok güzel oldu valla kıvam falan. Dediğim gibi hiçbir şey koymadım içine. Ondan sonra olan pakette ne varsa onu pişirdim. Üzerine ilave edeceğim. İşte kayısı, hurma, işte fındık, fıstık, işte tatlandırıcı falan filan. 4 tanecik çıktı. Yeter zaten valla. Bir kişi için ideal. Hatta iki kişi işte. Güzel güzel yer. Bunun ben şekerlisini almıştım. Gerçekten çok başarılı oluyor. Yani evde yaptığınızda tabii ki de benzemez asla. Ama üşengeç aşuresi yani. Yani çok canınız çektiyse yapmaya değmez gerçekten. O yüzden iyi oluyor böyle. Ben de vardı yani, çok uzun zaman önce almıştım bunu. Duruyordu. Hadi dedim yapayım. Normalde sütlaç ve pirinç unundan muhallebi yapacaktım ama neyse, onları da bundan sonra yaparım. Bu aralar tatlı 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 feci şekilde. O yüzden ayakta uyuyorum. Bu havalar beni mahvediyor ya gerçekten. Neyse şunlar bir soğusun, dolaba kaldırayım. Akşama da olmuş olur. Üzerine süsler yerim. Bir güzel öğün niyetine. Öyle yani. Sonra görüşürüz. Selamlar. Ay saçım başım yapıştı. Ve nasıl açım? Ay zaten ben de buraya başka bir şey için geleyim. Hep ya açım diyorum ya yemek yok diyorum ya yapamadım şu an. Aşuremi yiyeceğim. Şuraya hızlı hızlı söyleyeceğim. Şuraya kuru üzüm koydum. Ondan sonra şöyle cevizle fındık şey yaptım, kestim. Böyle alelacele. Şurada kayısı da kestim birazcık. Şöyle. Bunun üstü kuru yemiş dükkanı gibi oldu. İçinde bir şey yok doğru düzgün çünkü. Ondan sonra narım var, dondurulmuş. Dedim neden olmasın yani. Hurma suyu koyacağım. Gerçi burada çok fazla tatlı şey var ama tadına baktım. Yani çok da tatsız değil, inanılmaz değil ama şöyle. Ne koysam daha bilemedim. Bir tadına da bakacağım şu şekilde, yoksa ilave ederim. Eskiden ben bunu üşenmez yapardım yani, o kadar da hazırcı bir insan değilim öyle algılanıyor olmasın, ama yaptığımı da mahalle doyuracak vaziyette yaptığım için sonra yenmiyor, üzülüyorum falan, verecek birileri var mı bilmiyorum. Neyse yani illaki bulunur da eskiden yoktu. Neyse bakayım tadına. Enfes. Vallahi diyorum. Ben bu tarçını da dökeyim. Birazcık bir saniye. Ben bu tarçını nereden aldım bilmiyorum ama. Ya bu deliğe bakar mısınız? Normal değil yani. Biraz da insan minik minik böyle löp diye dökülüyor. Öbür kısmı da şey. Tam açık. Boyutlu. Ay çok güzel olmuş. İyi ki şeker koymamışım. Ben böyle kuru yemiş dükkanı gibi sevenler dedim yani. Ama nohut fasulye falan ekledim çünkü az yani. Ama aşure maşure. Çok beğendim. Gidiyorum. Sonra görüşürüz. Valla çok güzel olmuş. Aa incir koyayım. İncir demeyelim. Neyse ya. Yeter vazgeçtim. Tatlı da çok güzel.